Aslında İknur'un herkesten sakladığı bir sırrı ortaya çıkartan bir ihbar bu. Verebilirsek eğer bu ihbarı şimdi izleyicilerimizle paylaşacağız. Bu arada Adem Bey çocuklarınızı görmek istedi. Bir sıkıntı var mı? Yok, herhangi bir sıkıntı yok. Çocuklar yalnız nerede şu anda? Evde, annemin yanında. Ve şunu söylemek istiyorum. Beni yani bu rahatsızlığı geçiyor çünkü yani. Biz belli onları, bir noktadan sonra. Müsaadeniz olursa biz onları aldıralım ve bir çocuklarıyla bir görüşsün, bir koklasın, bir sevin. Ne olursa olsun o bir anne. Bence anneden çok çocukların ihtiyacı olabilir. Ama tabii iyi bir anne, iyi bir sevgi açını dolduran bir kadın ol İknur bundan sonra en azından. İnşallah. Tamam mı? Peki. Şimdi şöyle bir bilgi geldi bize. Şu anda ekranda. Zahide Hanım merhabalar. Ben Türkiye'nin konuştuğu İknur'un olayı için sizinle iletişime geçiyorum. İknur'un arkadaşım diye iddia ettiği Mahmut Bey'e kaçtığında çektikleri fotoğraf ve iddia ettiği gibi arkadaş değil, resmi olmayan nikahları vardı diyor bu iddiada. Bu fotoğraftaki sen misin İknur? Bak. İknur. Sen misin değil misin? Benim. Sensin. Şimdi Mahmut'u tanımadığını söylemiştin. Oysa burada fotoğrafınız var ve bu fotoğrafı çektirmek için bir birliktelik olması gerekiyor. Peki telefonda Mahmut Bey var. Mahmut Bey merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz efendim. İknur Hanım'ı tanıyor musunuz? Evet, tanıyorum Rayya Hanım. Nereden tanıyorsunuz kendisini? Evlilik amacıyla yanıma geldi. Nasıl tanıştınız? Nasıl tanıştınız? Yanıma geldi diyorsunuz. Yani Facebook'ta evlilik sayfasında tanıştık. Bana imam nikahlı olduğunu söyledi. Resmi nikahlı olduğumu da söyledim. Şöyle diyelim ona, resmi olmayan nikah diyelim lütfen. Hoca nikahlıydım Muhammed'le. Nasıl? O da mı? Muhammed'le o zaman resmi nikahım yoktu. Hoca siz de mi vardı. Resmi olmayan nikahlıydınız? Evet. Sizin böyle sayfada ne işiniz var? İkinizin de yani. Hani bekar olursunuz da bir şey diyemem de şimdi ne? Peki orada tanıştınız, konuştunuz. Evet. Anlaştınız mı peki? Hani biz birliktelik yaşayabiliriz mi dediniz? Eşimle ilgili bazı sıkıntılarım vardı. Eşim dedi eve bakmıyor. Ben çalışıyorum. Ben dedi gelme geri seninle de evlenmek istiyorum dedi. Şimdi bakın sizin eşinizle evet. Sorununuz olabilir. Ama sonuçta siz orada böyle bir sayfada belli ki ya uygun olmayan bir durum bu sizin için. Yani aslında siz eşinizi aldatmak için oradasınız. Şimdi bunu tasvip etmeniz mümkün değil. Bir şey ya bitirin ya başlayın. Böyle arada derede yapıyorsunuz bu işleri. Ondan sonra bak çoluk çocuk ortada kalıyor. Çocukların kimin üzerine niye orada bunun gerçek babası kimdi falan. Burada bizim kafamız karışıyor. Yani bunu sizin için söylemiyorum ama herkes için bu böyle. Yani o yüzden Muhammed senin için aslında bu. Adem senin için de öyle yani. Siz bu kadın evliyken, resmi olarak evliyken birliktelik yaşayıp bir de çocuk yapıp bu çocukları da Faruk Bey'in üzerine kaydettiriyorsunuz. Yani biraz insanın bir erkeklik gururu olur. Ben inanamıyorum yani bunlara. Peki Mahmut Bey ne kadar süre görüştünüz? Bir ay oldu olmadı yanıma geldi. Ben Kahramanmaraş'ta yaşıyorum. Depremden önce geldi yanıma. Burada ailemle tanıştırdım. Sonra belli bir zaman sonra sağlık sıkıntıları olduğu meydana çıktı. Hastaneye götürdüm. Hastanede hamile olduğu çıktı. Aa. Evet. Kaç aylık hamileydin? Muhammed'den hamileydim. Evet. Hamile olduğu çıktı. Doktor bey çocuğu sıkıntılı olduğunu söyledi. Yatış istedi. İki gün sonra İknur ben kendi isteğime çıkmak istiyorum dedi. İmzasını attı çıktı. İki veya üç gün yattım hastanede. Yani riskli bir durum olduğunu söylediği halde niye çıktın İknur? Çocuğun hayatı belki tehlikede o sırada. Şöyle söylemek istiyorum. Benim böbrekte sıkıntı olduğu için böbrekten kaynaklanıyor. Devamlı bende idrar yolları intihabı oluyor. Bu devamlı bende olan bir şey. Hala olasılık var yani. Yok değil, kesilmiyor arkası. Peki işte bu yüzden diyorum yani hastanede kalman gerekirmiş asıl. Hani bu yüzden hastaneye de artı hamilesin. Sevmiyorum. Ya kimse bayılmıyor tabii ama sağlık söz konusu olduğunda iyi ki hastaneler özellikle var. Özellikle şunu da söylemek istiyorum. Mahmut'un yanındayken ben Muhammed'den olan çocuğumun dünyaya gelmesini istemiyordum. Çünkü neden derseniz Muhammed'le hani bu yolun sonuna gitmeyeceğini gördüm.
Sen Mahmut'la tanıştığında hamileydin. Evet, Muhammed'den hamileydim. Ve peki bunu Mahmut Bey'e söyledin mi? Evet, hamile olduğumu. Evet, söyledim. Biliyor muydu? Biliyordu. O hayır, da, söylemedi. Söyledim. Bu bana dedi ki, ben inanmıyorum dedi, kan verelim dedi, kanda çıksın dedi. Ya, evet, BTHG testi yaptırarak hemen bulabilirsiniz. Mahmut Bey, siz hamile olduğunu biliyor muydunuz, bilmiyor muydunuz? Biliyordum. Yanıma gelene kadar hamile olduğunu bilmiyordum. Biliyordum. Yani siz zaten kendiniz bir birlikteliğiniz var. Evlilik sitesindesiniz. İkiniz de orada tanışıyorsunuz. Bu kadın hem yani bir başkasıyla beraber, siz öylesiniz, aynı zamanda da başka birinden hamile. Ve siz bu kadını yanınıza alıyorsunuz. Yani gel biz beraber bir şeye başlayalım diyorsunuz. Zahide Hanım, ve benim yanıma eski kimliğe geldi. İlknur Tezcan kimliğe geldi. Yılmaz kimliğe gelmedi. Orada bekar mı yazıyordu? Evet, yeni kimlikte yok, benim soy ismim eski kimliklerde ev ya da bekar yazmıyor. Senin soy ismi yazıyordu. Sonradan ben Muhammed'le beraber değiştirdim kimliğimi. Orada Muhammed Bey'le... Peki, sonuçta siz orada... Mahmut Bey size gittiğinde... Resmi nikah henüz kıyılmamış mıydı? Düğün mü yapılmıştı? Düğün yapılmıştı. Resmi olmayan nikahınız evet. vardı. Evet. O yüzden orada zaten evli bekar diye bir şey yok. Ama sonuçta bu adamdan hamile bir de. Peki siz yani nasıl bir akla hizmet, ne cesaret, hani neyin peşindesiniz ben anlamıyorum yani. Bu nasıl olabiliyor? Gerçekten şaka gibi. Zaten resmi olmayan bir birlikteliği var, adamla düğün yapmış. Bir de ondan hamile kalmış, bir de sizin yanınıza geliyor. Mahmut Bey, bir de sizin de... Resmi olmayan bir birlikteliğiniz var. Ve bunları yaparken hala benim soy ismimi koyuyor. Bir de siz bunları yaparken bir de Faruk Bey'in üzerine çocuk dolu. Kimliği yani, değiştirmediğim için. Üç tane de çocuk var onun üzerine, ondan da bilmiyorsunuz. İknur Hanım benim yanıma geldiği zaman sana ben Muhammed Bey'le Facebook ortamında bir diyalog halindeydim. Sizi bulacağım diye tehdit etmişti. Ta ki İknur benim yanımdan gittikten sonra Muhammed bana resmi nikahlı cüzdanı gösterince ben şok oldum. O zaman resmi nikah yoktu ama. Var mıydı? Yok. Onun yaptık. Ha, sizin yanınızdan geldikten sonra yapmışlar. Evet. Ben benim yanımdan gittikten sonra bana telefon açtı. Ben Muhammed'i seviyorum. Beni unut diye. Nasıl gitti yanınızdan? Kavga mı ettiniz? Veysel. Mahmut Bey, siz mi istemediniz, o mu istemedi? Muhammed, hatırlar mısın? O zaman biz beraber barışmıştık. Mahmut'un yanından geldikten sonra ben o... Beraberdik, yalan konuşma. Bir saniye. Sen bana gece saat 3'te Mahmut'un yanından gelirken telefon açtı. Muhammed, ben geliyorum. Gece, bu benim yanımdan ne diye gitti? Bir şey söyleyeyim mi sana? Yanına. Bana konuşma ben söz hakkı verir misin? Ben annemin yanına dur, gideceğim dedi. Dur bir dakika, dedi. Tek tek. Ne annemin için? Yanına gideceğim. Tarlaların mirasımı öleşmeye gitmek istiyorum. Evet, onlar için de uğraştık Mahmut'la beraber. Ama Mahmut Bey'le gitmiş. Mahmut böyle bir şeyden haberiniz var mı? Bu işler... Nasıl? Bu sizin beraber tarlalar ulaştık. Vesaire hani öyle bir şey söylemiş miydi size? Tabii ki üstüne belli malı mülkü olduğu söylendi. Söylendi. Kim bunları, söyledi? Ben söyledim. İknur söyledi. Hatta E-Devlet'ten bana tekrar şeylerini gösterdi. Buradan tapu dairesine gittiğimizde bütün hepsinin icralık olduğu söylendi. Herhangi bir yani şey yapamayacağını söylendi. Peki Mahmut Bey, siz Veysel Bey'i tanıyor musunuz? Veysel Bey'i de tanıyorum. Beni bizzat İknur Hanım tanıştırdı. Zaten benim yanımdan gitme sebebi de oydu. Yanımda görüntülü konuştu. Veysel Hoca dediğimiz kişi acil yanıma gelmen lazım. Bir mahkemesi varmış sanırım. Buraya gelmezsen çözemeyiz deyip buradan ayrıldı. Bir dakika, İknur gecenin 3'ünde gidip sizi aramamış mıydı? Beni aramıştı. O zaman daha önce bir kere daha mı gitti geldi sizin yanınıza Mahmut? Hayır, Mahmut'un yanından bir kere döndüm geldim. Dönüş o dönüş. Hayır, Veysel Bey seni çağırmış. Hatta abla girerken Mahmut telefonunu satıp yol parasını verip öyle yolluyor. Ya yalan be. Yalan. Mahmut Bey, doğru mu? Efendim, doğru. Siz ne yaptınız siz? Yol parası mı verdiniz? Yol parası gitmek için ısrar etti. Ben de cebimdeki cep telefonu satıp yol parası yaptım. Yanına harçlık verdim. Allah Allah. Asi benim evime geldiği zaman da İknur Mahmut'tan para istedi. Mahmut da 300 milyon para attı. Evet.
300 milyon dedin, 300 TL. 300 TL yani. Pardon, kusura bakmayın. 300 TL. Yok estağfurullah, ben de şaşırıyorum aranızda. Yani senin rakamları şaşırman çok normal. Yani peki Veysel Bey'i burada da duyduk. Yani dün Veysel Bey hatta yok demişti, tanımıyor mu demişti. Hay abim hatta tanımıyor. Ben abimi ona tanıttım. Abim onu tanımıyor. Bir dakika. Mahmut Bey, buyurun. Zahide Hanım, Veysel Bey'le görüş, tanışmamı bana İknur Hanım önerdi. Benim bazı sıkıntılarım vardı. Ben daha önce bir evlilik yapmıştım. Hatta bana Veysel Bey'in ilk teklifi eşini sana geri getireyim mi, geri bağlayayım mı sözü olmuştu. Peki, yaptınız mı böyle bir şey? Gülme yok, istersen kesinlikle. Peki, siz orada kalın lütfen. Şimdi dün Veysel Bey bağlandı, sağ olsun, bizi evine de açtı. Aslında 4 aydır görmüyorsun değil mi İlknur Veysel Bey'i? Küs ayrılmışsınız. Peki.